Hoş geldin Gülay. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben ünlü bir ressamın galeri açılışına gidiyorum. Açılışına gidiyorsun. Evet. Gel bakalım. Özden. Gülay, ben seni çok beğendim. Yani jüri üyelerimiz göbeği açık sevmiyor ama ben seviyorum. Sadece o arkadaki parçası birazcık daha hani tenin görünüyor olsaydı, ya buran çok uzun kalmış, birazcık daha kısalacaktı. Bacak boyun daha uzun duracaktı. Hoş görünüyorsun bence, beğendim ben seni. Ezgi. Teşekkürler. Gülay, ben çok beğenemedim. Keşke altına daha platformlu topuk giyip pantolonun boyu birazcık daha uzun olsaymış. Şapkanın materyali de çok kısık. Görelim mi Gülay? Tabii. Şapkanın materyalini de çok kışlık buldum üzerindekilere göre. Ama renkler çok yakışmış. Ayşenur. Gülay, ben şapkanın küpelerini falan aslında çok beğendim ama bu göbek açıklığını sevmedim. Pantolon da biraz sana bol olmuş gibi. Sen çünkü çok zayıfsın. Burası kapalı olsaydı, pantolonun otursaydı, ya ne bileyim, ayakkabılarını da sevmedim. Üst olarak çok güzel görünüyorsun. Aşağıyı sevmedim. Hazır mısın Gülay'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Gülay Ançar, ayakkabı 150 lira, pantolon 300 lira, çanta 80 lira, gömlek 200 lira, küpe 20 lira, şapka 150 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Üstün çok güzel de pantolon çok kötü Gülay. Yani paçası kısa, sana çok bol. Ayakkabılarını göreyim. Küpelerini de geçen karesini Çiğdem takmıştı, bardak altlığı. Kareydi. Yani benziyor. Deri, evet. Deri bana hediye etti. Gülay'ın da kulağından alayım bari. Allah, yuvarlak bir kare. Yani üstüne, büstüne veriyorum bu puanı. Teşekkürler. Ay, buradan muhteşemsin yani. Hemen seni burada geçerken hayal ettim. Dedim ki keşke altında o renkte kloş, ama kloş bir etek, böyle belini sıkmış. Kloş bir etek, altında böyle ya deri bir çizme, ama böyle deri deri, böyle yumuşak, ya da bir yani siyah görünecek, opak da olabilir, böyle küt topuklar, geniş kalın uzun, böyle bir hayal ettim. Ne diyorsun Kemal'im? Şu an ben de hayal ettim. Hayal, değil mi? Daldım öyle. Değil mi, böyle o kloş etekleri soyduk, giydirdik. O kloş etekler yani, böyle bir Carmen yani. Gözüm oldu geldi, başka bir Gülay. Hakikaten çok güzel olurdu. Evet, pantolonun bol, arka boyu kısa, ön boyu uzun falandır filandır. Çünkü bol olduğu için, fazla bir bol. Ama şöyle, bak şöyle yapıyorum. Efsane. Efsane oldu kestane. Aa, lafa bak. Efsane oldu kestane. Teşekkürler. Hoş geldin Gülay. Hoş buldum. Ben de aynı arkadaşlar gibi düşünüyorum. Pantolonlar çok bol, seni geniş gösterdi. Ama benim bir daha takıntı var. Böyle şifonlu ince bir gömlekler, bu türlü şapka tek olarak zayıf kalıyor. Üstüne mutlaka bir şey almalısın. Ceket, palto, bir şey tamamlamak için. Çünkü yün şapka sert, incecik şifonlu gömlek olmadı. Elbise yün olursa belki bir şeyle olabilir. Ama zayıf duruyor, birbirine şey kaldıramıyor. Şapka çok yakıştı bu arada. Teşekkürler. Altın. Efendim, günü tamamlıyoruz. Puanlara bakalım hemen. En yüksek puan Özden'in. Tebrik ediyoruz. Evet, Sima. En düşük puan, günün en düşük puanı. 3 yarışmacımız daha var. Neda, Ayşegül ve Gülay. Aynı puandalar. Jürimize soracağız kim oturacak yerine. Gülay otursun. Gülay oturuyor. Diğerleri, podyum sizin. Buyurun.
sevgili jüri üyelerim. Bugün Üzgün Surat için adaylarımız Neda, Sima ve Ayşegül, iki yeni yarışmacımız karşınızda ilk günden. Buyurun. Neda. İvana. Ayşegül. Kemal, Neda ya da Ayşegül? Neda. Teşekkür ederim. Neda yerine geçiyor. Ayşegül ve Sima arasında. İvana. Ayşegül. Kemal. Ayşegül. Ayşegül yerine geçiyor. Evet. Nereye taksam? Canım. Bu şeyin desenin içinde tabii rozet kaybolacak ama. Ama rozeti sonunda geri alıyorlardı. O sana bağlı. Ya bir tane daha almayacaksın. Kuralı biliyorsun değil mi? Alınca ne olayım? Neda'ya da söyleyelim. Bir hafta içinde iki rozet alırsanız doğrudan eleme potasına gidiyorsunuz. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam. Yerine geçebilirsin.